İsmim Fatih Göktürk. 1982 doğumluyum. Ordu Kumul ilçesindenim. Mesleki hayatıma 99-2000 yılında Endüstri Mühendisliği Elektronik Bölümü mezun olduktan sonra başladım. Yaklaşık 23 yıldır elektronik sektöründe, otomasyon, elektronik, bilgisayar, bilişim, telekomünikasyon birçok alanda çalıştım. Özel sektörde. Son 8 yıldır da kendi işimi yapmaktayım cep uzmanında. Ümraniye'ye geliş hikayemiz 7 yıl önce. Burada bu lokasyonda bir arkadaşımızın vasıtasıyla burada kendisine ait olan dükkanı ben işletiyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Cep uzmanı işleten kişi benim. Ama dükkan sahibimiz başka birisi. Esnafla başlama hikayemiz biraz genlerde var diyebiliriz. Dedemiz esnaf, babamız yine bir dönem esnaflık yaptı. Özel sektörde çalışırken de hep ticaretle uğraşmak aslında bir şeyimizdi, hayalimizdi. Elhamdülillah 7 yıldır da kendi işimizi yapıyoruz. Cep uzmanında cep telefonu tamiratı, cep telefonu aksesuar satış, cep telefonu ikinci el alım satım. Daha çok cep telefonu ağırlıklı çalışıyoruz ama bunun yanı sıra tablet, bilgisayar onarımları ve satışı da yapılmakta. Mesleğime dair unutamadığım bir anı, yani lise dönemimde mesleğe ilk adım atarken mesleği tercih etmemize sebep olan hocamızın özellikle atelye, bize atölye olarak bilinir ama atelyedir gerçek ismi elektronikte. İlk tecrübemizi bir kondansatör, kapasitörü patlatarak yaşamak o bize bir şey oldu, dönüm noktası oldu. Onu hiç unutmam. Buradan Mustafa hocama da selamlar söylüyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kendisi. Ümraniye'de yaşamaktan memnun muyum? Ben aslında şöyle söyleyeyim. 2006 yılında evlendim ben. Ümraniye Belediyesi'nin nikah salonunda evlendim. Sancaktepe'de oturmama rağmen. Yani Ümraniye'yi seviyorum öyle söyleyeyim. Anadolu yakasının bence en güzel ilçelerinden biri. Özellikle hizmet anlamında da ben memnunum. İlk önce hedeflerini belirlemeleri gerekiyor. Yani küçüklükte çocuklar çünkü çok boşlukta oluyor. Açıkçası onların hep hayatlarında yön veren birilerinin olması çok önemli. Ben o şanssızlığı yaşadım. Yani çalıştığım mesleki olarak elektroniği çok seviyorum ama böyle kendi çabalarımla bir yere geldim. Özellikle çocuklarımı mesela bir tercih etmesi konusunda sürekli günümüz her dönemin kendine ait bir çünkü mesleki işi var. Günümüz işinde de bizim işimiz hala bir aktif iş, hiç ölmeyen bir iş. Ben teşvik ediyorum aslında çocuğumu. Gençlere de özellikle elektronik kısmında bir iş yapmak hedefleri ve hayalleri varsa bence sonuna kadar ilerlesinler. Bu arada yani öğrenmeni de yaşı yok. Ben yeni mezun oldum üniversitede yıllar sonra. Üniversite sınavına girip kazandım. Yönetim bilişim sistemlerini de bitirdim yakın zamanda. Mesleğimizin zorlukları açıkçası şu an telekomünikasyon, özellikle cep telefonu insanların bir organı gibi. Yani telefonsuz hiçbir şekilde yaşayamıyorlar insanlar. Hani bunu sadece genç kategori olarak düşünmeyin. Sosyal medya kullanıcısı olarak düşünmeyin. İş olarak da düşünebilirsiniz. Her şey dijital ortamda artık. Zorluk insan ilişkileri. Yani bize özellikle cihaz bırakan kişilerin cihazlarındaki daha önceki deneyimlerini sanki hani cep uzmanı da bunu yaşar mıyız endişesiyle bırakmaları biraz bizi şey yapıyor, üzüyor. Ama profesyonel, elektronikte profesyonel çözümlerde her zaman kişiyle olan iletişim, bırakacak kişi, yani tamirat yapacak kişiyle olan doğru iletişim. Bu çok önemli. Hani o güveni size veriyorsa o arkadaşa ürünü teslim edeceksiniz yani sonuç bir şekilde. İletişim. Ben başarılı buluyorum açıkçası İsmet Başkanımı. Yani en azından hem bizim tanıtımımız anlamında hem de bizim sorunlarımızı direkt bu şekilde yani dijital ortamda hızlı bir şekilde görmeleri anlamında bence faydalı bir oluşum, güzel bir organizasyon.